Hastalık yılı 2020, bir önceki seneye göre dünyamızı çok değiştirdi. Pek de hoş olmadı. Ertesi sene rahatlarız diye beklerken hastalığı idare edenler, yok yok bir sene daha bekleyin dediler. 2022'yi böyle büyük umutlarla beklerken Şubat ayında Ukrayna dediler. Arkasından Tayvan vesaire vesaire. Ve bu krizler hepimizin beklediği o rahatlama yerine tam tersi daha da büyük, sıkıntılı, tedirgin yaptı bizleri. Geldik yeni yılımıza ve Türkiye'mize. Bulunduğumuz coğrafyada, bizim yerimize, bizim topraklarımızda çok fazla yabancı göz var. Hala. Duyabiliyorum neredeyse şimdi mi uyandın diyecek olanlara. Evet. Belki tam şimdi değil ama yeni uyandım. Çünkü benim gençliğimde çizgiler çok kesindi. Yani batı-doğu çizgisi, iyi-kötü, hani iyiler vardı, kötüler vardı. Bizler rahattık aslında, şu iyi bu kötü derdik. Ancak 90'lı yıllarda başladık. Garip garip bir şeyler oldu, Bosna, Kosova vesaire vesaire. Hele hele 2000'li yıllarda siyasetin ucundan bile olsun görüp diğer ülkelerin düşüncelerini, yapılarını, tarzlarını gördükten sonra anladım ki öyle bir ülkeler arasında dostluk diye bir şey yok. Menfaat birliği var ve menfaat birazcık değiştiği zaman hiçbir şey kalmıyor. Ne dostluk kalıyor, ne menfaat kalıyor. Bir tek biz Türklere mahsus temiz duygularla, safiyane temiz duygularla bazı ülkelere o da, herkese değil, hala bir dostluğumuz var menfaatin dışında olarak. Ama bunu karıştırmayalım. Bu hakikaten bir tek bizde var, görmedim başkasında. Siyasi partilerimizin her birinin Türkiye için en iyi şeyi istediğini düşünüyorum. Bu başka türlü olamaz zaten. Hal bu iken de inşallah gereksiz sıkıntılar olmaz. Sıkıntısız bir seçim yılımız olur. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, hatta 62 Küba krizinden bile daha fazla Üçüncü Dünya Savaşı'na yaklaşmışken, hal bu iken bizler bir parça daha kenetlensek, kesinlikle dışarıdan gelen her türlü tehlikeye karşı çok daha güçlü oluruz. En fazla ihtiyacımız olan birlik, beraberlik ve istikrardır. İnşallah hep beraber 2023'e neşeli bir şekilde girer, aynı neşeyle de tekrar çıkarız. Ya gene dayanamadım. Ben sıkılıyorum böyle yılbaşı bilmem nesi, mesajı falan filan o tip şeylerden. Dayanamadım. Ne demek yılbaşıymış, şunun adetiymiş, bunun adetiymiş. İlla birilerini bulacağız. İlla kendimize bazı şeyleri dert edineceğiz. Bir kere yılbaşı dediğimiz hadise ta eski Yunan, Mısır bilhassa ve Romalılar devrinden gelmiş. Böyle bir adet yani Hristiyanlık falan filan hiç öyle bir şey de yok. Böyle bir adeti bütün dünya kanıksamış ve benimsemiştir. Benimsemiş bütün dünya. Yani onun veya bunun malı değildir. İlla zorla bir tarafa itmemize gerek yok. Kaldı ki bu kadar zamandır anlatmaya çalışıyorum. Bizim sosyalleşmeye, eğlenmeye, birlikte olmaya ihtiyacımız var. Eğer yılbaşında böyle bir fırsat varsa, birlikte olabiliyorsanız sevdiklerinizle ve üstelik de şansa biraz eğlenebiliyorsanız ne mutlu, hiç kaçırmayın, kutlayın şu işi. Tekrar Allah hepimize hayırlı bir sene versin. Çok teşekkürler.